anladığı şekilde mana çıkaran. Mesela şu ayeti okudu. Ben bu ayetten bunu anlıyorum. Alimlerin görüşlerine bakmadan hiç ben alim malim dinlemem. Ben okurum bu şekilde tefsir ederim diyenler sapmıştır. O zaman nedir? Bu Kur'an-ı Yunlarla beraber El Cebriye de var, El Cehmiye var, El Cerudiye var, El Abtariye, El Yezidiye, El Butriye, El Haseniye, El Küleyniye, El Yezidiye, El Fatimiye, ha? El Kadiyaniye, El Kaderiyenin aşırı gidenler. Yani kaderde aşırı giden kısmı da bunların içerisinde. Çünkü El Kaderiyenin bir kısmı El Cebriye'ye biat etmiştir. Ondan sonra El Cevlakiye, Ahmed El Cevlakiye, bunlar hepsi Şialar. Ahmed El Cevlakiye diyor ki, la'anehullah, diyor ki, sakal ve tenasül organı hariç diyor. Aman ya Rabbi. Bunları çıkarın diyor. Sorun Allah'a diyor nasıl? Allah benim gibi, sizin gibi diyor. Subhanahu ve Teala ma yekulu uluven kebira. Allah bütün şeylerden münezzehtir. El Kadiyaniye fırkasının kurucusu Mirza Ahmed Gulam diyor ki, Hindistan'da ben bir nebiyim ve nebiler kıyamete kadar gelip de geçicidir diyor. Aynı bunların içerisinde bu sadece Kur'an bana yeter diyenler bu fırkada bunlarda beraberdir. Aynı şekilde. El Cerudiye, El Havese dediğimiz insanlar. Yemen'de Huthiler dediğimiz. El Yezidi, şeytana tapanlar ve diğerleri. Saymış o El Abtariye, El Butriye, El Yezidiye, El Küleyniye, El Cebriye ve diğerleri. Evet. Dolayısıyla demek ki burada anlaşılan Allah'ın ve Resulünün getirdiğiyle yetineceğiz. Ne siz fazla eksiltebilirsiniz ne de ben fazla ne yapabilirim ben yanımdan ekleyebilirim. Din, kâle Allah, kâle Resulullah. Evet. Bakınız burada dinde aşırılıkla ilgili burada El-Basuri'nin sözleri. Bu tasavvufta aşırı giden bir alimin sözleri. Onun için diyor ya aleyhissalatü vesselam, diyor ki İyyâkum vel-gulûv, yani aşırılıktan kaçırın diyor, sizler önceki insanları helak etti diyor aleyhissalatü vesselam. Bakın bu El-Busayr'e dediğimiz ne söylüyor? Kasayı bir deveden almış, diyor ki burada يا أكرم الخلق ما لي ما ألوذ به سواك عند حلو الحاجة العمم diyor. Ey mahlukatların en şereflisi diyor. Diyor ki felaket, musibet yani kıyametten bahsediyor. Bu musibetler geldiği zaman senden başka sığınacak, senden başka gidecek, senden başka varacak yerim yoktur diyor. Ya ekremul halqi mali men aluz bihi siwaka inde huluwil hadis el amam diyor. Ey mahlukatların en şereflisi kime diyor Muhammed Aleyhissalatu vesselam? Bu musibetler geldiği zaman, kıyamet koptuğu zaman senden başka sığınacak yerim yoktur diyor. Oysa sığınacak yer Allah'tır. Nereye sığınacaksın? İşte bu aşırılıktır. Evet. İn lem tekun akhizan yawm el ma'ad bi yadi fadlan ve illa faqul ya zaat el qadami. Diyor ki kıyamet gününde sen benim elimden tutmazsam yani sen bana şefaat etmezsen ey ayağı kayan kişi neredesin de bana diyor. Fe in min judika dunya ve darratuha, dünya ve ahiret senin keremin için, senin fazlın için, senin yüzün suyu hürmeti için yaratıldı diyor. Öyle demiyorlar mı? Levlake levlake me halaktul aflak. Sen olmasaydın ya Muhammed kainatı yaratmayacaktım. Aynı şekilde burada El-Basuri diyor. Fe in min cudike dünya ve darratuha ve min ilmeke ilmel luhi vel kalemi diyor. Allahu Ekber. Bak diyor ki ve min ilmeke ilmel luhi vel kalemi. Diyor ki dünya ve ahiret için senin keremin, senin fazlın için yaratıldı ve levhe mehfuzun, oradaki yazılan her şey senin ilimlerindendir diyor. Levhe mehfuz. Oysa İbn-i Uthimin rahmetullah dediği gibi كَتَبَ مَا يَخْلُقُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي اللَّهُ الْمَحْفُوظِ. Allah tebareke ve teala kainatı yaratmadan önce yaratacağı her şey 50 bin sene önce nedir? Yaratmıştır, yazmıştır. Nerede? Levh-i mahfuzdadır. Bu Allah'ın ilmi. Nasıl diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam ilimlerindendir وَمِنْ عِلْمِكَ اللَّوْحُ وَالْقَلَمِ diyor. Nasıl diyor? Aşırılıktır. Bu Allah'ın üstünde tuttu aleyhissalatü vesselam. Maalesef.
قال ابن رجب الحمي رضي الله عنه, ابن رجب dedi ki أنه لم يترك شيئا لله ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام. Madem ki dünya ve ahiret Aleyhisselatü Vesselam için yaratıldıysa ve levh-i mahfuzdaki olan ilim Aleyhisselatü Vesselam'ın ilimlerinden ise, o zaman Allah'a bir şey bırakmadı ki bu adam. Allah ne kaldı? Ne kaldı Allah'a? Eğer levh-i mahfuzdaki ilim Aleyhisselatü Vesselam ilimlerinden ve dünya ve ahiret onun için yaratıldı ise ne kaldı Allah'a? Bu aşırılıktır. İşte diyor ki İbn-i Recep, وَنَشَدُ أَنَّ مَنْ قَالَ هَذَا مَا شَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ. Bunu söyleyen olan bir kişi, biz şehadet ederiz ki, bunu söyleyen olan bir kişi Allah'ın Resulü ve kulu olduğunu hakkıyla şehadet etmedi. Yani aleyhissalatü vesselam Allah'ın abduhu ve resuluhu şahit etmedi. Bilakis nedir? Diyor ki بَلْ شَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا فَوْقَ اللّٰهِ. Yani Muhammed Allah'ın üstünde olduğunu şahit etti diyor. Biz buna şahitlik ederiz diyor. Çünkü min ilmuke ilmi levh vel kalemi, levh-i mahfuzdaki olan ilim Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ilimlerindendir diyor. Olacak şey mi bu? Öyle bir din, öyle bir batıl inanç olabilir mi? Eğer bu ilmi mahfuzdaki olan aleyhissalatü vesselam'ın ilimlerindendir, o zaman aleyhissalatü vesselam Allah'tır. O zaman Allah ne kaldı? Hiçbir şey. İşte bu aşırılıktır. كيف يصل بهم الغلو الى هذه الحد. İşte nasıl olur da bu şekilde aşırı gidiyorlar? Nasıl oldu? Heva ve hevesine uydukları için. Felsefecilerin, akılcıların ve bu görüşte olanların akılcılarına uydukları için bu şeye gitti. Akılcılar böyle demiyorlar mı? La ilahe illallah'ın manasını söyledikleri zaman diyor ki hayır, la halika al ihtira illallah, la kadir illallah, la razık illallah diyor ki, yani tamam, uluhiyet tevhidi diyor, yaratan Allah'tır diyor. Olmadı. Yaratan Allah değil. Ma'bud olan Allah'tır. Yaratan Rab'tır. Rububiyeti ve uluhiyeti ayırt etmek lazım ama onlar yapmıyorlar. Uluhiyet, rububiyet, isim ve sıfatlar birdir onlara göre. Kimlere göre? Akılcılar, mantıkçılar, felsefeciler ve heva ve heveslerine uyanların işidir bu işler. İşte heva ve hevesine uydukları için bu şekilde saptılar. Bir kişi de heva ve hevesine uyarsa gideceği yol budur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'ı Allah'tan üstünde bir makam oturtturur. Ki öyle değil mi? Bak işte. وَمِنْ عِلْمَكَ عِلْمِ اللّٰهُ وَالْقَلَمِ diyor. لَوْحِ مَحْفُظَّكِ اُلَا سَنِي ilimlerindendir. Ey Resulüm diyor. Aşırılıktır bu. Evet. وهذا الغلو فوق غلو النصارى الذين قالوا ان المسيح ابن الله وقال ان الله ثالث ثلاثه. İşte bu dinde aşırılık yaptıkları bu Basuri'nin görüşleri ve adamları Yahudilerin ve Nasranilerin aşırılığın üstünde çıktılar. Onlar ne diyorlardı? Nasraniler diyor ki İsa İbnullah. İsa Allah'ın oğludur ve o da Allah üçtür diyor. Üçüncü diyor. Yani Ruhul Kudüs, Cibril ve Allah ve İsa. Üç. Yahudiler dedi ki hayır. Allah tamam diyor, Uzeyr İbnullah diyorlar. Uzeyr Allah'ın oğludur diyorlar. Bak onlar da, ama bunlar onların üzerinden bir aşırılık diye olarak nitelendirdi. Niçin burada İbn-i Uthaymin rahmetullah burada nitelendirdi? Çünkü bunlar Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. Onlar belli kafirdir. Yahudiler, Nasraniler. Ama bunlar Müslüman iddia etti de onlara rağmen bu şekilde nedir? Bu şekilde dinde aşırı gidiyorlar. O açıdan diyor ki bunların aşırılığı Yahudi ve Nasrani aşırılığının üstünde çıktılar diyor. Hum kalu fawqa zalik. İşte Basri'nin adamları işte bunun üstünde dediler. Dediler ki kalu innallaha yakul. İşte bu delili gösteriyorlar. Diyor ki Allah diyor ki kutsi hadiste men zekereni fi mele'in zekertehu fi mele'in hayrun min. Kim beni bir toplulukta, kim beni bir cemaatta, kim beni bir yerde zikrederse ben o cemaatinden daha hayırlı bir cemaatte zikrederim. Hadis doğru. Kutsi hadis. Yani ma'al melâiketul mukarribun. Mukarrab olan meleklerle zikrederim diyor. Hadis sahih. Ve ana ma'a abdi izâ zekereni. Ve kulum beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim. Ne demek yani onunla beraberim? Yani ilmiyle, kudretiyle, işitmesiyle, görmesiyle, yürümesiyle, konuşmasıyla, her yönüyle Allah Celle Celaluhu bizimle beraberdir. Tamam mı? Yani Allah bize gelmez, yanımızda oturmaz.
Haşa ve kella. Bazen dedikleri gibi, bazen işte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam olimpiyatlara gelmiştir. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam mescitlerimize gelmiştir. Bizim mescit sohbetlerimize katılmıştır. Aleyhissalatü vesselam rüyamda gördüm, bana dedi ki ey filan bu hadis doğrudur. Tamam işte bu doğrudur. Öyle değil. Bu aşırılıktır. Aşırılıktır. Burada diyorlar ki işte diyor bu Allah bizimle ya. İşte ama bu biz ehli sünnet ve cemaat diyoruz ki görmesiyle, işitmesiyle, yani konuşmasıyla, ilmiyle, her yönüyle Allah bizimle beraberdir. Ama zatıyla arşın üzerindedir. Biz böyle iman ediyoruz. İşte diyorlar ki bunu delil getirip ondan sonra فَالرَّسُولُ مَا اِذَا ذَكَرْنَاهُ. İşte bu heva ve hevesine uyanlar. İşte madem ki Allah bizimle beraberdir ise ki Resul daha evladır diyor. Yani ne demek yani? Yani Resulü zikrettiğimiz zaman Resul bizimle beraberdir. Yani gelir meclisimize, oturur sohbetimize, şeye var. Yani nerede anarsak oraya gelir. Ya Abdülkadir, ya Resulullah dediğimiz zaman hemen gelir. Ki tasavvufta aşırı giden bazı kardeşlerimizin görüşü bu değil mi? Budur. Budur. Yetiş ya Resulullah diyor. Cübbeli efendi. Allah hidayet versin. Yetiş ya Resulullah diyor. Uçakta gidiyorum diyor. Uçak sallanıyor diyor. Düştü düşecek diyor. Ya Abdülkadir Ceylan yetiş. Hemen diyor uçak düzeldi. Nedir bu? Nerede Allah'ın kudreti? Nerede Allah'ın azameti? Nerede Allah'ın meşiyeti? Yüceliği, kudreti, gücü, kuvveti nerede? 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 Yetiş ya Allah diyeceksin. İşte bu aşırılıktır. Aynı Basuri'nin sözleriyle Cübbeli Efendi'nin sözleri birdir. Hatta diyor ki bir dersinde dinledim. Allah dostları devreden çıkar. Peygamberler devreden çıkar. Evliyaullahları devreden çıkar. Şehitleri çıkar. Bütün bu zatları çıkar. Direkt Allah'tan iste. Direkt Allah'tan isteyen olan bir kişi şeytandan istemiştir diyor. Öyle bir şey olur mu ya? Allah için öyle bir şey olur mu? Yani direkt Allah'tan isteyen olan bir kişi nasıl olur da şeytandan isteyecek? Hani Allah diyor ya وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kulun beni senden sorarsa ey Resulüm ben yakınım. Demiyor ya Muhammed kul de ki onlara ben yakınım. Ben yakınım diyor Allah. Sırf aracı olmaması için. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٍ. Dua eden kişinin duasını kabul ederim diyor. O zaman فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشِدُونَ. Açık. Allah'tan iste diyor. Aracıya gerek yok. Baktın böyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun. Aç ellerini Allah'a. نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Ey şaşkınlığımda doğru yolu gösterir benim Rabbim. Rahmetine güvenerek kapına geldim. Kapından beni boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim, kapına geldim. Rahmet, gazabından korkup rahmetine sığındın. Beni rahmetinle affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Sen beni firdevs cennetlerine yerleştir ya Rabbi. Sen benim günahlarını affeyle ya Rabbi deyip ve Rabbinden iste. Kale aleyhissalatü vesselam اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِكَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. Günahından tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir diyor. Baktın böyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun. Bütün işlerin allak bullak. Aç ellerini Allah'a, dua et Allah'tan. Aracısız bir şekilde. Aracısız bir şekilde. Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Değil evliyaullahları, değil kutupları, değil gavusları. Bakırız. Tasavvufta aşırı giden bazı kardeşlerimizin inancına göre el kutup var. Kutup. Ne demek kutup? Kutup yardımcı demek. Yani kutup onların inancına göre bazıları, bütün tasavvuf ehli değil, bazı tasavvuf ehline göre kutup Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir. Ve bu Eş-Şa'rani kitabında geçiyor. Orada kutbun 20 tane özellikleri var ve bu 20 tane özelliklerden birisi bu. Kardeşim akide çok önemli. Bid'atları Rabbim Tebareke ve Teala affeder. Rahmeti gereği. Hataları affeder. Rahmeti gereği. Hatta adam öldürdün. Rabbim Tebareke ve Teala rahmeti gereği affeder. Ama şirki asla affetmiyor. İnne Allahe la yagfiru en yuşreke bihi ve yagfiru ma dune zâlike limen yeşâ. Kesinlikle Allah Rabbim Tebareke ve Teala şirki affetmiyor. Affetmiyor. Ve men yuşrik billahi fekad harramallahu aleyhi'l cennâ. Kim Allah'a ortak koşarsa Allah cenneti ona haram kılar.
Kınar. Kehf suresi 104. ayette Allahu Ekber. Öyle hatırladığım zaman saçlarım diken diken oluyor. Kul hel unebbi'ukum bil ekserine e'mâle. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Dünya hayatında kimlerin işleri tezat, kimlerin işleri kötü gidenlerin kim olduğunu sana söyleyeyim mi ey Resulüm? Kimdir ya Rabbi bunlar? Dünya hayatında iyi işler yaptıklarını zannetenler, şu namaz kılanlar, hac gidenler, oruç tutanlar, zekat verenler, bu Müslümanlar değil mi? İbadet yapıyorlar. Ama bütün Allah'a ortak koştuklarından dolayı bütün işleri, bütün zekatları, bütün amelleri, bütün ibadetleri, bütün iyilikleri boşa giden kimseler de diyor. Çünkü Allah'a ortak koşuyor. Allah'a ortak koşan olan bir kişi ne kadar amel yaparsa, yani kişinin 100 kere hac gitse, gece gündüz alnını secdeden kaldırmasa bile Allah'a ortak koştuğu zaman bütün amelleri hebe'en mensura, toz duman gibi savuruyor Allah tebareke ve teala. O zaman ölçü Allah'a ortak koşmamaktır. Neyle? La fi rububiyyetihi ve la fi uluhiyyetihi ve la fi esmaihi ve sıfat. İsim ve sıfatlarda olduğu gibi kabul edeceğiz. Ta'til etmeden, teşbih etmeden, temsil etmeden, te'vil etmeden, tekif etmeksizin olduğu gibi kabul edeceğiz. Bazıları yaptıkları gibi değil. Onlara girmeyeceğiz. Konumuz o değil. O zaman nedir? Allah'ın ispat ettiğini ispat edeceğiz. Resulünün İspat ettiğini ispat edeceğiz ve onların nefyettiklerini nefy edeceğiz. İşte burada diyorlar ki işte var Resul me'ane ize zekirna. İşte madem ki zikrediyoruz o zaman Resul bizimle beraber diyor. Ve lihâze kâne evliyâ'l gulâ leyletul milâd ize tele ettâli'l muharraf kelimetul Mustafa. Mevlüt esnasında diyor, mevlüt toplandıkları zaman, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü getirdikleri zaman diyor, telaffuz ettikleri zaman diyor, ilka ettikleri zaman diyor, قَامُوا جَمِيعًا قِيَامِ رَجُلٌ وَاحِدٌ. Herkes kalkıyor diyor, فَيَقُولُونَ لِأَنَّ النَّبِيَ Aleyhisselatü Vesselam حَضَرَ مَجْلَسِنَا بِنَفْسِهِ. Ben buna şahit oldum. Bir ara mevlüte gittik, davet ettiler. Mevlüdün sonunda diyor, herkes ayağa kalktı diyor. Ben de kalktım. İlk sefer gidiyorum. Yani orada ya gitmeyeceksin yahut da gittiğin zaman onlara uyacaksın. O da hiç gitmeyeceksin. Ben de ilk sefer gidiyorum. Ben de ayağa kalktım onlarla beraber. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Böyle tekbirlerle böyle sesli bir şekilde, koro bir şekilde şey. Ona sordum ben, dedim bu neyin nesi? Dedi ki Muhammed aleyhissalatu vesselam teşrif etti. Dedi ki nerede? Görmedik. Diyor ki sen göremezsin diyor. Manevi anlamda diyor. Bak. Aleyhisselatü Vesselam geldi. Şu an günümüzdeki öyle yapmıyorlar mı? Her yerde böyle mevlüdün sonunda kalkarlar diyor işte. As-salatu vesselam. Kesinlikle bu dinde aşırılıktır. Aşırılıktır bu. Öyle bir şey yok. Dinde öyle bir şey yok diyor. Le'enne hadara meclisine bi nefsihi. Kendi zatıyla meclise geldi diyorlar. Bu aşırılıktır. Kesinlikle bu caiz değildir. Böyle yapanlar helak olur. Aklımızı başımıza alalım. Kur'an ve sünnetten ayrılmayalım. Çizgimiz Kur'an ve sünnet ve ashabın anlayışı olacak. Ashabın anlayışından gittiğimiz zaman inanın heva ve hevesine uyanların aynı şekilde bid'atçıların, cehmiyecilerin, cebriyecilerin ve diğer fırkaların düştükleri yola biz de düşeriz. İki kere iki dört. Bu böyle. لَاَنَّ حَدَرَ مَجْلِسِنَ بِنَفْسِهِ. Kendi nefsi ile zatıyla meclisine gel diyor. Fekumna iclalen lehu. Biz saygıdan dolayı ona kalktık diyor. Peki nerede biz görmedik ki? Manevi diyor. Sen göremezsin diyor. Maşallah. Maşallah. Ve sahabe radiyallahu anhum eşedde iclalen. Ve sahabe-i kiram bizden daha çok hürmet edici, bizden daha çok saygılı, bizden daha çok aleyhissalatü vesselam'a bağlı idiler. Ve Aleyhisselatü Vesselam girdiği zaman hiç kimse kalkmazdı kendisi. Geldi Aleyhisselatü otururdu. Ve İslam'da ayağa kalkmak yoktur. Mesela bir kişi dışarıdan geldiği zaman herkes kalkamaz. Gelecek. Nerede boş varsa orada oturacak. Dikkat ederseniz çok yerlerde gördüm. Bir mecliste oturuyoruz. Böyle şanı şöhret yüce bir kişi geldiği zaman doktor, profesör ya da herhangi bir paralı zengin biri geldiği zaman hemen herkes ayağa kalkıyor. Öyle ya. Ama fakir biri geldiği zaman böyle
bizim gibi böyle biri geldiği zaman böyle hiç kimse kalmaz. Öyle. Niye? O adam profesör. Ne profesöre kalkacaksın, ne de doktora kalkacaksın, ne de hiçbir Allah'ın kuluna kalkacaksın, ne bu miskin zata da kalkacaksın. Hiçbir şey, bu nedir? Bu İslam'ın kurallarından bir şey değildir bu. Bu aşırılıktır, din aşırıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın örnek edilmiş mi? Örneği. Aleyhisselatü Vesselam kendisi girdiği zaman ashab kalkmamıştır. O kumuri seyyidüküm hadisi, o zayıftır. Alimler diyor. İşte o hadisi delil gösterir. İşte kumuri seyyidüküm, o zayıf bir rivayettir. Ve sahabe radıyallahu anhum eşeddü icdalen minhum ve minna. Hem bizden önceki olan müminlerden daha da saygılı aleyhissalatü vesselam'a. Ve ma'a zalik izâ dekhale aleyhim Resul aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam onlara girdiği zaman diyor, meclislere geldiği zaman diyor, ve huve hayyun yukellimuhum la yekûmûne lehu haulâ'i la yekûmûne lehu. Ve kesinlikle nedir? Bunlar aleyhissalatü vesselam'a kalkmıyorlardı. Ve haulâ'i, işte bunlar Basuri'nin adamları diyor, yekûmûne izâ tehayyelû ev câ'ahum şebeh in kanu yeshhadun şey'a, hayal bir şekilde veyahut da yani his olarak hissettikleri zaman ayağa kalkıyorlardı. Oysa sahabe-i kiram onları gözleriyle görmelerine rağmen nedir, kalkmıyorlardı aleyhissalatü vesselam'a. Bunlara ne oluyor ki hayal edip kalkıyorlar? İşte bu aşırılıktır. Dinde aşırılık ehleke men kâne kablekum diyor aleyhissalatü vesselam, sizden önceki insanları helak eden şeylerdir. Ev câ'ahum şebeh izkânû işhedûn şey'â fanzur keyfe belegat bihim ukûlehum ilâ hâzihi ilhad. İşte gör nasıl akıllarına, nefislerine, işte felsefecilerin uyduklarından dolayı nasıl bu yere kadar geldiler. Oysa Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın göstermiş olduğu bir şekilde hayatlarını tatbik etseler, inanın belki bütün bunları yapmazlardı diyor müellif rahmetullahi. Burada duralım. Konu uzun. Bir dahaki dersimizde inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Belki daha bir ders daha gideriz inşallah. Vallahu a'lem. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Ondan sonra ve enne İsa abdullahi ve resuluhu.